su boşaltıyor. Hem yani satıyor, insanları mağdur ediyorlar. Yani buna son verilmesi iyi olurdu. Şimdi bunu nerede paylaşacaksınız? Kızım sahibi yürüyün. Çalınmaması için kafes yaptı ev sahibi. Biz kiracıyız, biz kafes yapmadığımız için her hafta bir saat alıyoruz. Bir hafta içinde iki saatimizi aldılar. Hatta üçüncü saatimizi aldılar. Ne yapacağız bilmiyorum. Susuzluktan ne yapacağız? Saatlerimizi alıyorlar. Yarın öbür gün yukarıya da çıkarlar. Korkuyoruz. Kapının kilidini söktüler. Daha ne söyleyeyim? Ya mağduruz. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. Yani bu hırsızlara bir dur demek lazım. Yetkililere sesleniyoruz. 24 saat kapı kilitli oturuyorum. Kapıyı açamıyorum ki. Akşama doğru çık, gittim mutfağa, su yok. Ertesi güne kadar susuz kaldım. Geldim baktım saat yok. Disketne mahalli. Yani millet rahatsızdı be. Ya ne saati ave mevhşine, ne kablo hşine, tişkine hşine. Yani yoksa bir emlikaten camiye cinmeşkin. Ya yazıktır. Devlet bunlara şey yapsın. Yani devlet bile var insana ev dedi. Yani ez işçi bir başka. Yani yoksa bir herkes hazırsız be. Kendin kapı şef yalazı. Yani yoksa bir herkes nöbet amalı kod gidiyor. Kavun ama hazırsız şeydi be. İl oku herkes zalki yok sahip dedi. Ya olsa ne hissedeyim evi? O mesela kamada her yer bile takip ki devlet. Emniyet bile takip ki. Yetkililer bile yani el uzatmışken. Ben bunu istiyorum. Yani bu insanlara millete sahip çıksın. Dur yeter ya. Yeter.